işte güzel Firuze abla. Daha evin pencerelerine parmaklık yok. Hırsız girecek abi evine, hırsız. Ya biriniz de olumlu bir şey söyleyin, olmaz mı? Ama hayatım, Çilek doğru söylüyor. Bak, bu pencerelere parmaklık şart. Ya İstanbul burası, ne lazım? İyice böyle kafes gibi olsun. Zaten küçücük ev. Aa, yoksa sen de mi beğenmiyorsun evini? Yok canım, yani benim tek sorunum pencereyle. Geri kalanıyla bir sorun yok benim için. O noktama gelmişken Ece nerede abi? İnsan sevgilisinin evini yerleştirmeye gelmez mi? Ay Çilekciğim, farkında değil misin? Ece beğenmiyor ki bu evi. Hem abim karşıya taşınmadı diye bozulmuştur, gelmez değil mi? Doğru. Aa! Oğlum, evinin kapısı çalıyor. Açsana bakalım. İyi de ben kimseyi beklemiyordum ki. Yavrum, kapıcıdır, bakkaldır. Burası artık senin evin. Kendi evinin kapısını kendin aç bakalım. Değil mi? Değil mi? Açayım o zaman ben. Çekil. Aa, Ali dayı, Zeytin. Sürpriz. Hoş geldiniz. Ne haber? İyi. Ben de bunlar iki saattir nerede kaldı diyordum. Eğleniz geldi. Ay neler aldınız böyle? Neler aldınız? Neler aldın kızım, söylesene. Bardak aldık, mum aldık, abajur aldık. Ya niye zahmet ettiniz? Aa, öğrenci evini ailesi yapar oğlum. Oo. Tabii sen de ne yapacaksın? Üniversiteni okuyacaksın, mezun olacaksın, para kazanacaksın. Sonra yeğenlerine sen yardımcı olacaksın. Ay dayı, çok zahmet etmişsiniz yani. Ha bana bak, bir aç da bakalım beğenecek misin? He, ihtiyacın olan bir şey varsa ne âlâ, ama ihtiyacın olan bir şey yoksa değiştirme kartı aldık, gider değiştiririz. Yok yok, artık siz almışsınız, beğenirim ben. Ay, ne duruyoruz, hadi açalım. Ver bakayım, ver. Aa, çok güzel. Bakalım beğenecek misiniz? Harika. Kızlar, çok teşekkürler. Ay, ne yapayım? Nereye koysam ki acaba ben? Aa, bir baksana bunlarına. Al bakalım. Ay, çok şık. Bak, bak. Ne peki? Ne? Aç da gör. Bilmiyorum, beğeneceksin. Ooo, masalye. Teşekkürler, çok sağ olun. Oo. Ya bir şey var mı? Yumurta mı yapıyorsun? Ay, açamadığınız paketim ya. Bak, ben öyle bak. Pes yani, pes. Herkes orada. Ali bile orada. Bir ben çağrılmıyorum. Niye ben çağrılmıyorum? Benim hakkım yok mu orada olmaya ha? Ama anneanne, küçücük ya. Şimdi biz de gidersek adım atılacak yer kalmaz. Sen de koruma. Koruma onları. Anneanne olarak gideceğim torunumun evine. Göreceğim. Belki para vereceğim. Borca harca girmiştir. Paraya ihtiyacı vardır. Harçlığımı vereceğim. Ah ah, torunumla konuşabilsem de ben de gelebilsem. Sen de adam ol, sonra insan ol, o zaman gel konuş canım. Tövbe tövbe. Babam gelmeden döneriz değil mi? Canım tabii döneriz. Olmazsa ararız babanı, Betüşler'den alır seni. Hadi kalk gidelim. İyi, tamam. Şato sana emanet Taci. Oldu. Allah'ın unuttuğu bu yerdeki bu şatoya birisi gelirse bir havlarım, korkuturum onu, kaçar gider. Tamam mı? Anneanne, sen böyle mi geleceksin? Ay toprak, ben hallederim onu. Hadi. Kendi işini hallediyorsun. Bir de benim işlerimi halletsene Dudu. Ya bu abajur burada çok güzel oldu ya. Tabii. Gece bir tek onu yakarsın, romantik olur. Ay abla, bırak artık, uğraşma. Evet Ceren, artık benimle uğraşma. Ay anne ya, bunları nereye koysam? Ay kızım, her şeyi niye bana soruyorsunuz? E al o zaman. Aa, bu sefer kim ki? E senin evin oğlum, aç bakalım kapını. Allah Allah. Aa, anneanne. Biz geldik. Anneanne, siz nasıl geldiniz? Aa, annen söylemişti ama çağırmadı. Biz de ne yapalım, kendi kendimize zar zor, sora sora bulduk. Anneciğim, ev zaten hap kadar küçücük. İşleri bitirdik, çıkıyoruz şimdi. Aa, biz de yemeğe kalacak değiliz. Dur bakayım şöyle bir eve.
Pencereler çok tehlikeli. Oradan hırsız girebilir. Oraya böyle demir korunaklar yapmak gerek. Sonra buzdolabı yok evde. Kilidin de biraz eskimiş Cemciğim, tehlikeli. Ben onu halledeceğim, yarın değiştiriyorum. Anneannen halleder sana. Çok iyi tanıdığım bir çilingir ustam var, Müfit Usta. Onu çağırırız. Biz de anne babası olarak buradayız. Ne gerekiyorsa yapacağız anne. Siz lütfen hiçbir şeye karışmayın. Anne baba olarak oğlunuza damat olmadan bu evden hiçbir yere gidemezsin demediğinize göre artık bütün mesuliyet benim canım. Hayır hayır anneanne, bütün sorumluluk benim. Yani ben istedim, ben çıktım kendi evime. Ben kendi paramı kazanırım, her şeyi hallederim. Canım biz gerekli olan şeyleri sana sağlayalım. Sonra sen gene kendi kiranı falan kendin ödersin. Oldu mu canım? Sen gelsene bakayım biraz sen. Ben de şu tarafa gel bakayım. Toprak, hadi işine. Çilek. Al şunu, al şunu dedim sana. Annenin görmesine gerek yok, al şunu dedim. Al, ölümü gör, al. Bak lazım olur, kirayı falan sıkışırsın. Kullanırsın, aa anneanneler ne içindir, tamam mı benim güzelim? Ne oluyor evladım orada? Canım ben torunumla gizli bir şey konuşamaz mıyım? Sana ne oluyor, ne karışıyorsun ki? Yarın sabah evde misin? Evdeyim anneanne. İyi, ben o zaman çilingiri, demir ustasını buraya yollarım. Buzdolabını da getirir yerleştiririm, tamam mı? Tamam. Biz halledeceğiz anneciğim kalanları. Çok da kalabalık oldu burası. Ay anladım. Her dakika kalabalık oldu, kalabalık oldu. Neresi kalabalık oldu ayol? Koskocaman salon. Duruyoruz işte gayet güzel. Telefonla internetin bağlandı mı? Ben dün başvurdum. 3 güne bağlanırmış. Bu eve demek telefon da bağlanabiliyor. Ha? Neyse ben seni ararım yarın, tamam mı? Hadi gidelim o zaman o kadar konuştuğunuza göre. İstenmiyoruz burada galiba. Anneanne nereye gidiyoruz? Bir söyler misin? Babama ona göre söyleyeceğim. Teyzemlere gelsin. Akşam bize mi geliyorsunuz? Torunumun evine gelmek için izin isteyebilirim ama kızımın evine gitmek için hiç de izin istemeye niyetim yok canım. Gelin tabii Dudağım teyze, gelin tabii. Betüş Hanım kafeye gidecek nasıl olsa, biz de oturur kahve sohbeti yaparız. Bak, bak gör. Bak Firuze'den ders al. Ah Firuze kadar olamadın. Merhametli kadın tabii. Kalbi iyi, kalbi iyi. İyi o zaman. Çok kaldık burada, gidelim. Aman da aman. Nazarlardan saklasın, kem gözlerden korusun. Aman da aman, torunumun evi. Pek de mutlu oldum, aman da aman. Kapısı da neresi? Gidelim de kapıdan da çıkalım. Orası anne, orası. Hayır, çok büyük ev ya. Kapıyı şaşırdım. Anneanne. Teşekkürler. Güle güle harca. Gel. Hoşçakalın. Oğlum, hadi biz de gidelim artık. Bak akşam sıkılırsan gel, evde bekliyoruz. Tamam, merak etmeyin. Abi, ya söylemesi çok zor ama abi misin sonuçta? Özleyeceğim ben seni. Gel buraya. Artık kıymetimi anlarsın. Gel bir öpeyim. Abicim bak. Bak her zaman ara, her zaman gel. Yoksa biz geliriz. Tamam. Ha, şey söyleyeyim. Aramadan, haber vermeden gelmeyin, tamam? Tabii canım. Bekar evine çat kapı gelinir mi? Hayır yani ben şeyi söylemek istedim. Kapıda kalırsınız falan, maazallah. Gerek yok. Cem, iyi şanslar oğlum. Teşekkürler dayı. Cem, bu ev sana hep mutluluk versin inşallah. Yoldan kimseye kapıyı açma, arkamızdan da kilitle. Tamam bilmiş. Anne, ben kafeye gelirim çıkışta, tamam? Tamam oğlum, bekliyorum. Haydi ekip gidiyoruz. Hadi bakalım. Haydi hoşça kal. Dikkat et. Görüşürüz. Görüşürüz abi Cem. Hoşça kal. Hoşça kal. Evet. Hoşçakalın. Oh. Ay trafikte tam 2 saat. Ay öldüm öldüm. Bir...
var. Kim? Ne dediniz anlamadım Dudağım teyze. Ayoyo öyle içimden geçiriyordum. Birden yüksek sesle söyleyiverdim. Ben size bir yorgunluk kahvesi yapayım da şöyle bahçede içelim. Ne dersiniz? Ay iyi fikir. Şu bahçenin keyfini bir türlü çıkaramadık Firuze. Şunları bırakayım geliyorum. Tamam. Ne bu haliniz canım? Yüzünüzden düşen bin parça. Abilerini özlemişlerdir. Şimdi bu deli oğlan bu merdivenlerden koşa koşa inip... ...oyum nerede Firuze abla, buyum nerede Firuze abla demeyecek mi yani bize? Firuze? Yapma böyle canım. Siz de silin gözyaşlarınızı, yasta mıyız? Hiç hoşlanmam böyle şeyden. Hadi şimdi bahçeye çıkalım, temiz hava alalım, kahvemizi içelim. Hadi bakalım, beni takip edin. La 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 la. Anne, ben arka bahçeye çıkayım mı? Ya Zeytin'cim daha yeni girdik hiç. Peki çık, çık peki. Çalışıyor ya. Kim ki? Aa, Emine teyze, Tuğçe. Bu tatlı kızım evini ararken yanlışlıkla benim zilime basmış. Ben de aldım onu getirdim. Hem de bakayım dur dedim yerleşebildin mi? Aman 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 aman. Buyurun buyurun rahat rahat gezin. Ama pek beğendim oğlum. Çiçek gibi yapmışsın her tarafı. Ya annem sağ olsun birini tutmuş. Biz de annem, anneannem, dayım, kardeşlerim hep beraber yerleşirdik işte. Çocuğum niçin bana bir haber vermediniz ki size güzel çay yapayım getireyim? Aslında annem sizinle görüşmek istedi, sizinle tanışmak istedi. Hatta kapınızın zilini de çaldı ama siz evde yoktunuz galiba. O gün emeklimi çekmeye gitmişim. Herhalde o zaman geldiler. Hay Allah. Neyse hani kısmet değilmiş, bir dahakine inşallah. Emine teyze ev sahibi mi Tuğçe? Evet öyleymiş. Bu sevdiğin arkadaşın herhalde. Sen ne kadar beyefendiysen inan o da o kadar hanım kız. Annecikleriniz, babacıklarınız sizi ne güzel yetiştirmişler. Hadi oğlum ben gidiyorum. Bir şey lazım olursa ararsınız beni. Tamam Emine teyze. Bir şey soracağım ben. Bu televizyonu nasıl çalıştırıyorum? Ben kumandasını bulamadım da. İlahi be oğlum. Siyah beyaz televizyon mu? Bunda kumanda ne güzel. Tabii sen daha küçüksün. Doğduğunda belki bunu görmedin. Bak ne diyeceğim sana. Şu düğmeye bastığın zaman açılıyor. Bunlara da bastığın zaman kanal değiştiriyorsun. Tamam mı oğlum? Eğer yapamazsanız ateşte yemeğim var çünkü. Yine haber verirsiniz gelirim oldu mu? Tamam. Yok ben giderim. Siz rahatsız olmayın çocuğum. Sen nasıl geldin? Beni Ceren çağırdı. Yardım ederim diye düşündüm. O da burada olacak sanıyordum. Ama her şeyi bitirmişsiniz. Gideyim mi? Kal. Hem belki şu şeyi çalıştırmama yardım edersin. Annemle babam burada olduğumu bilseler var ya. Ya nereden bilecekler? Annenin yanında kopyam var. Buradaysa başkalarına görünmez yaptım. Hep burada mı oynayacağız? Bir yerlere gidelim. Nereye mesela? Hani devler ülkesine gidecektik, gidememiştik. Gidelim mi? Gidelim. Yok, oraya bir gün gitmeyelim. Ama niye ya? Çünkü benim daha iyi fikrim var. Oraya yarın gideriz. Neymiş daha iyi fikir? Bu gece yıldız yağmuru var. Onu seyretmeye. Ama daha gece olmadı ki. Olur mu? Şu andaki öteki yarım kürede gece. Görmek ister misin? İstemez olur muyum? Hiç yıldız yağmuru görmedim. Işıklı ışıklı bir şeydir herhalde. Hadi beni götür.
peki? İnanın. Gördüklerime inanamıyorum. Şu yıldızlara bak. Aşağıda gördüklerimizden daha parlak var. Kahveler hazır. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Yeni bir televizyon alman lazım. Ya evet, öyle görünüyor. Ama çalışıyorsun, alırsın. Yani ben de sana borç verebilirim. Harçlıklarımdan biriktirmiştim. Yok yok, ben kendim alırım. Yani kendi kendime yettiğimi bizimkilere kanıtlamam lazım, yoksa rezil olurum. Ece gelecek mi? Ece yok, gelmeyecek. Ben akşam kafede çalışacağım ya. Doğru, sen çalışıyorsun bugün. Bugün de her gün çalışıyorum. Kafeye mi gelecek? Yok ya, bilmem, biz öyle bir şey konuşmadık. Çok soru sordum, pardon. Yok, yani sorun değil. Babaannesini görmeye gitti Ankara'ya. Kaan da Silivri'ye gittim. Aa, ne güzel. Herkes tatile gitmiş. Biz de gidelim. Antalya'ya gidelim. Ha, ne dersiniz? Ay, ne güzel olur. Güneşleniriz. Yağlanırız böyle. Denize gireriz. Sonra akşamları diskoya gitmenize de izin veririm ha. Ne bu kararsızlık canım? Ne oluyor size? Abim gelmeyecek mi? Hadi bakalım, buyurun. Kör öldü, badem gözlü mü oldu? Nasıl gelsin abin? Çalışıyor çocuk. Kiralarını ödeyecek, faturalarını ödeyecek. Nasıl gelsin? Abim gelmezse ben de gelmem. Ay, kızlar, öldüreceksiniz beni. Ben gelirim. Olmaz. Anca beraber, kanca beraber. Ay, içime sıkıntılar geldi. Aa, babam geldi. Anneciğim, geldin. Merhaba. Merhaba. Ne habersiniz sen? İşte. Sana ne haber? Ne bileyim baba. Bugün Cem abinin evine gittik. Herkes bir fena oldu. Kıymete bindi Cem. Hani şurada olsa da gene de birbirimizi yesek der olduk yani. Al buradan da o kadar zaten. Yani vallahi düşündükçe şuram boğuluyor. Ya biz anneliği babalığı farklı mı yaşadık sanıyorsunuz ha? Betüş seni, Eda seni bulup anne biz evleniyoruz deyip yuvadan uçmadılar mı? O yumruk nasıl bir histir çok iyi bilirim Sadık. Sizin anneleriniz babalarınız da bilir. Evet, doğru da yani hani bu düğün değil, efendime söyleyeyim hani okul işi değil, askerlik değil. Ya birdenbire oldu be anne. Ama işte hani düşünüyorum da hani çocuk tek başına böyle yaşama cesareti gösterdi. Sus, otur, bekle Sadık diyorum. Ha, aynen öyle. Sadık Bey, inadı bırakıp şöyle bir dolaşsanız Cem'in evini olmaz mı? Şey, dayanabilir miyim ki acaba? Vallahi dayansanız da dayanmasanız da gidip bir böyle sırtını sıvazlayıp aferin oğlum bu bir başlangıç demek filan lazım gibi geliyor bana. Haklı, Firuze çok haklı. Çalışacaksın, merdivenlere hep yukarı yukarı çıkacaksın. Sonra günün birinde aa ben bir zamanlar avuç içi kadar bir evde oturmuştum diyeceksin. Evet, aslında doğru yani, zaten içime dert olmuştu.
O zaman ben yarın bir gideyim ona. Biz de gelelim. Evet, evet. Yok, yok, siz gelmeyin çocuklar. Yani ben hani baş başa erkek erkeğe baba oğlu oturalım istiyorum. Bravo Sadık, harika. Madem bir izin verdin, izninin arkasında dur sen de, değil mi? Betüş Hanım yarım saate gelir. Ben sofrayı hazırlamaya başlayayım. Biz kalmayalım. Bize tabak koyma Firuze. Aa. Yapmayın ama ya. Ne olursunuz yani. Şu anda oğlumun hasretiyle içim yanıyor. Ya sizler olun ki yanımda hafiflesin biraz, değil mi? Ya Ali'yi de çağır hatta sen. Aa, sahi mi? Tamam, çağırayım o zaman. Hadi içeri geçelim anne. Ay ay ay, burası çok güzel. Mis gibi hava. Burada oturalım. Ben şöyle geçeyim. Tamam.